Yönlendirilmiş enerji teknolojilerinden olan lazer silahları insanoğlunun savaş sahasında kullanılmasını sabırsızlıkla beklediği savunma sanayi ürünlerinin başında gelmektedir. Lazer silahları olmasaydı çok büyük ihtimalle bilim kurgu filmleri ve oyunlar en heyecan verici parçasını kaybetmiş olurdu. Işın kılıçları, ışın silahları, asteroitler ve gezegenleri yok eden süper lazerler yaklaşık 50 yıldır filmlerin ve oyunların vazgeçilmezi olmuştur. Peki yüzyıllardır harp sahasında kullandığımız barutun yerini almasını beklediğimiz lazer silahları neden hala kullanılmıyor? Filmlerde gördüğümüz o havalı lazer silahlarına ne zaman kavuşacağız? Merhaba sevgili takipçilerimiz. Yeni bir videoyla daha hoş geldiniz. Bu video serimizde lazerin dününü, bugününü ve yarınını yani ne zaman düşmanlarının korkulu rüyası olarak savaş sahasındaki yerini alacağını ülkemizdeki ve dünyadaki tüm gelişmeleri lazer silahının avantajlarını ve aynı zamanda dezavantajları gibi pek çok konuyu sizlere anlatmaya hedefliyoruz. Bu video serimiz tamamlandığında her bir takipçimizin lazer silahları konusunda çok üst seviyede bilgi sahibi olacağını öngörüyoruz. Aklınızın ve gözlerinizin daima açık olması dileğiyle iyi seyirler dileriz. Lazer ile ilgili fikirler ve çalışmalar 1917 yılına kadar dayanmaktadır. Lazerin 1960'da patentinin alınmasından günümüze ise tam 60 yıl geçti. Özellikle 1970'lerden sonra insanoğlunun hayatına girmeye başlayan lazer şu an modern dünyanın ayrılmaz bir parçası. Yıllık 13 milyar dolarlık bir pazara sahip olan ve kullanım alanlarını saymakla bitiremeyeceğimiz lazerin kullanıldığı belirli sektörleri Tıp, sanayi ve elektronik cihazlar olarak belirtebiliriz. Özellikle lazer ile göz tedavisi veya belirli estetik operasyonlar, lazer barkod okuyucuları, askeri alanda da lazer işaretleme sistemleri belirtebileceğimiz örnekler arasında ön plana çıkıyor. Tarihine ve genel kullanım alanlarına değindikten sonra şimdi de gelelim kendi uzmanlık sahamıza tabii ki savunma sanayi. 60 yıllık bir geçmişe sahip olsa dahi lazerin bir silah sistemi olarak kullanılabileceğine dair 2010 yılına kadar açıkçası pek fazla ümit yoktu. Son 10 yılda ise lazer teknolojisinde büyük gelişmeler kaydedildi ve mühendisler ve askerler evet biz lazeri bir silah olarak düşünebiliriz noktasına doğru yaklaşmaya başladılar. Peki nedir lazeri bize yar etmeyen Yıldız savaşlarında olduğu gibi her bir askerin bir Jedi şövalyesine dönüşmesini engelleyen hususta nelerdir? İşte lazerin güçlü bir silah olmasını engelleyen ve önümüzde duran koca dağlar. Bir lazer silahının kullanımı için ciddi miktarda enerjiye ihtiyaç vardır. Günümüzde belirli hedeflere karşı kullanılan enerji miktarına göre lazerleri üçe ayırmak mümkündür. Mühimmat, mayın, el yapımı veya diğer patlayıcılar için zırhlı personel taşıyıcıya veya insansız kara araçlarına entegre edilebilen 1 ila 5 kW çıkış gücüne sahip silahlar. Drone imhası için mobil veya stabil platformlara entegre 2 ila 10 kW çıkış gücüne sahip silahlar. Hava savunma sistemleri kapsamında havan ve roketlere karşı mobil stabil platformlarda 20 kW ve üzerindeki çıkış gücüne sahip silahlar. Günümüzde 1 kW'lık bir lazer ışını oluşturmak maksadıyla tam 3 kW'lık elektrik enerjisine ihtiyacımız var. Bunun sebebi de lazerin oluşturulması ve yoğunlaştırılması sırasında enerjinin büyük bir kısmının ısıya dönüşmesi dolayısıyla büyük bir enerji kaybı yaşanması. Yaptığımız araştırmaları sizlere daha net sunmak için hedef mesafe tablosu oluşturmamız gerekirse önümüze çıkan tablo şu şekilde oluyor. 500 metre mesafede el yapımı bir patlayıcı için 1 ila 5 kW, 500 metre mesafede kuat kopter için 2 ila 10 kW, 500 metre mesafede hızlı hareket eden kompozit bir insansız hava aracı için 20 kW, 500 ila 1000 metre mesafede bir helikopter veya seyir füzesi için 50 kW, 500 ila 1000 metre mesafede su üstünde ilerleyen bir bot için 50 kW, 3000 metre mesafede hızlı hareket eden bir kompozit insansız hava aracı için 100 ila 300 kW, 3000 metre mesafede bir uçak veya seyir füzesi için 300 ila 600 kW 3000 metre mesafede bir balistik füze için 600 ila 700 kW yükselme safhasında bir balistik füze için ise 1000 kW çıkış gücüne sahip lazer sistemine ihtiyacımız vardır. Yani birkaç kilometre mesafede üzerimize gelen bir balistik füze imha için tam 2 megawattlık bir enerji gerekiyor. Bu da 250 haneden oluşan bir kasabanın bir günlük enerji ihtiyacının birkaç saniye içerisinde tüketilmesi anlamına geliyor. Şu an dünyada bilinen en güçlü lazer silahı 150 kilowatt gücünde ve yaptığı tek şey de en fazla 3 kilometre mesafeden kompozit malzemelerden üretilmiş bir insansız hava aracını etkisi hale getirmek. Evet belki de hiçbir zaman lazer silahının böyle bir imha yaptığını asla göremeyeceğiz. Günümüzde ve gelecekte lazer silahının yapabileceği en fazla bu olacak. Şimdi bir asker kafasıyla düşünüyorum. Çok büyük enerjiye ihtiyaç duyan, çok büyük yer kaplayan Hareketli olarak sadece gemilerle taşınabilen ve yine sadece birkaç kilometre ötedeki düşük hızdaki bir insansız hava aracını vurabilen bir sistemi ben neden isteyeyim? Aslında daha düşük enerjili lazer silahları ile de benzer şeyler yapılabilmektedir. Ancak bu durumda lazer ışınının hedef üzerindeki bir noktada çok daha uzun süre sabit bir şekilde kalması gerekiyor. İşte bu da ikinci büyük sorunumuzla ikinci büyük dağımızla bizi yüz yüze getiriyor. Lazer temelde bir ışın olduğu için sadece hedeflediği noktaya enerji iletimi sağlayabiliyor. Parçacık tesiri veya şarapnel etkisi diye bir şey söz konusu değil. Lazer ışınınız hedefin birkaç santimetre yanından geçerse veya, Hedefin etkisiz hale gelmesini sağlayacak doğru noktaları seçemezseniz ki bu da gerçekten çok zor bir şey, dünyanın en kuvvetli lazeriyle çalışsanız dahi size bir avantaj sağlamayacaktır. Bunu güneş ışınları ile dünyamıza ulaşan ısı enerjisinin bize temas ettiği zaman sıcaklığa dönüşmesine benzetebiliriz. Eğer güneş ışını size temas ederse sizin sıcaklığınızı artıracaktır. 10 santim yanınızdaki kişiye ulaşan ışının size makro anlamda hiçbir faydası olamaz. İşte bu hedeflemeyi yapmak için de mükemmel bir atış kontrol radarına veya lazer işaretleyiciye ihtiyaç bulunmaktadır. 3-4 kilometre menzile kadar etki eden yakın hava savunma silahları yani CIVS'ların radarları bu gereksinimi şimdilik karşılayacaktır ancak 5 kilometre ve üzerindeki mesafelerde bir hedefi etkisiz hale getirmek istediğinizde bu alanda bir devrim yapılması gerektiği gayet açık. Çünkü hedef üzerinde birkaç santimetrelik bir alana en azından 4-5 saniye süreyle lazerinizin isabet etmesi gerekiyor. Hedef üzerinde gezinen yani kilitlendiği uçağı bir bütün olarak görüp kilidi hedefin bir başına, bir ortasına, bir de sonuna nişanlayan bir atış kontrol sistemi sizin işinizi asla görmeyecektir. Şimdi asker kafasına tekrar dönüyoruz. Neden bir hedefe nokta atışı vurmam gereken ve bu hedef üzerinde yine uzun süre kalmam gereken bir sistemi isteyeyim. Zaten şu anda çok daha uzak mesafelerden daha hızlı hareket eden hedefleri parçacık tesirli mühimmatla vurabiliyor, imha edebiliyorum. Lazer yerine gelecekte daha hassas hedefleme yapabilen ve daha yüksek atım hızına sahip silahlar benim işimi görecektir. En büyük sorunlardan biri de lazer ışınının çevresel meteorolojik etkilerden çok etkileniyor olması ve odaklanma sorunu. Belki uzayda atmosfer yok ışık rotasını değiştirmeden dağılmadan yayılabiliyor. Dolayısıyla yıldız savaşları fikrinin doğru olduğunu söyleyebiliriz. Ancak dünyada sürtünmeli bir ortam var ve evdeki hesap neredeyse hiçbir zaman çarşıya uymuyor. lazer ışınını soğuran veya yansıtan bir hava olayı yani kar, yağmur, sis, toz, nem ve benzeri veya karşısında bir yüzey bulduğunda ışın hiç de ısrarcı bir karaktere sahip değil. Hemen hedefini unutup başka mecralara yol alıyor. Normalde 1000 metreden çeliği delebilen lazer ışınlarının büyük bir kısmı belirttiğimiz hava olayları meydana geldiği zaman hedefe gidemediği için aynı işlevi yerine getiremiyor. Hatta 100-150 metre mesafedeki bir hedefi dahi vuramıyor. Şimdi asker kafasına tekrar dönüyorum. Kötü hava şartları olduğunda çalışmayan ki bu da belki de yılın 3'te ikisine tekabül ediyor. Yani sadece 4 ay çalışacak. Burnunun dibindeki hedefleri dahi vuramayan sistemi ben neden isteyeyim? Abi bugün kar yağıyor, ben çalışamam, hedefimi vuramam diyen silah olabilir mi? İlk maddede belirttiğimiz üzere lazer ışınının oluşturulması sürecinde neredeyse %65'lik bir enerji kaybı söz konusu ve bunun da çok büyük bir kısmı ısıya dönüşüyor. Burada gerçekten çok yüksek ısılardan bahsediyoruz. Dolayısıyla Büyük ve güçlü soğutuculara da ihtiyaç duyuluyor. Yani elimizdeki silah biraz daha büyüdü. İki atım arasında belirli bir süre beklenmesi gerekiyor. Çünkü lazer silahları çok büyük miktardaki enerjiye kısa sürede ihtiyaç duyuyor. Bu yüzden makinelerin ürettiği enerji kapasitörlere dolduruluyor. Atış sırasında ise kapasitörler enerjiyi silahlara aktarıyor. Ancak şimdi de kapasitörümüz boşaldı ve onun dolması için de jeneratörlerin bir süre çalışıp onu hazır hale getirmesi gerekecek. Direkt jeneratörden lazer silahını beslemek diye bir şey söz konusu değil ışığın doğrusal yayılma prensibi sebebiyle görüş ötesi beyond visual range angajman yapmak söz konusu değildir. Kısaca sadece direkt görebildiğimiz hedefleri vurabiliriz. Bu da gelecekte yine çığır açan bir yöntem bulunmaz ise lazerin en fazla 20-30 kilometre mesafedeki hedeflere etki edebileceği anlamına geliyor. Silah atış yapmadan önce mesafe ölçümü işaretleme maksadıyla lazerin kullanılması ve ateş edildikten sonra hemen hedefini imha edememesi sebebiyle muasımın lazer uyarı sistemi kullanması durumunda tedbir alması için yeterli süresi olacaktır. İleride lazer teknolojisinin gerçek bir tehdide dönüşmesi durumunda elbette karşıdaki kuvvet de boş durmayacak ve savunma sistemleri geliştirecektir. Ancak burada bahsettiğimiz savunma sistemleri öyle kerli ferli bir şey değil. Lazer esasında bir ışık olması münasebetiyle onun yansıtacak bir şey bulunması yeterli olacaktır. Lazerin şu an ve gelecekte sadece yakındaki hedefleri vurabilmesi atıcı platform içinde çok büyük tehdit oluşturmaktadır. Örneğin üzerinize gelen bir balistik füzeyi 200-300-500 metrede imha ettiğinizde o füzenin yok olmasıyla oluşacak şarapnel etkisi size de zarar verecek. Belki de sizi de kullanılamaz hale getirecektir. Sevgili takipçilerimiz lazerin bizi cezbeden avantajlarımız avantajlarını Türkiye ve dünyadaki son gelişmeleri de tabii ki sizinle paylaşacağız. Ancak bir sonraki videoda, mütakip videoda görüşmek üzere bir sonraki video kadar savaş çıkalım.